Merhaba arkadaşlar, Bora ile birlikte soru çözüm videolarına devam ediyoruz. Daha önce tanımıyorsanız Bora, Türkiye 4.'si oldu 2021 YKS sınavında. Onunla çeşitli soru çözümleri yapıyoruz. Öğrenci tadında, yani bir öğrenci gözünden sorular nasıl çözülür, nasıl bakılır sorulara, bunu görmeye çalışıyoruz. Bugünkü videomuz arkadaşlar TYT Türkçe üzerine olacak. Kitabımız da Yayın Denizi'nin TYT Türkçe Soru Bankası arkadaşlar. Buradan sorularımızı çözüyor olacağız. İstersen başlayalım. Başta anlam bilgisiyle başlayalım. Böyle paragraf, cümlede anlam falan. Ondan sonra biraz daha dil bilgisi. Kendi bildiğim tüyoları size aktarmaya çalışacağım. İlk paragraf sorumuzla başlayayım. Soru köküne bakalım. Asıl anlatılmak istenen hangisidir? Ana düşünce bulacağız. Hemen okumaya başlayalım. İnsan bir saz, tabiatın en zayıf sazıdır. Tabiatın en zayıf sazı. Fakat düşünen bir sazdır. Onu ezmek için bütün kainatın silahlanmasına gerek yoktur. Dimayında hafif bir bozukluk, bir su damlası onu öldürmeye yeter. Bu nedenledir ki bütün üstünlüğümüz düşüncemizdir. Buraya kadar ben şunu anladım. Demek ki bir zayıflığımız var ve bunu bir şekilde engellemeye çalışıyoruz. O da düşüncemiz. Devam edeyim. Bize bu noktadan değer biçmek lazımdır. Ne kadar düşünürsek o kadar varız. Bu çok önemli. Mesela bu cümlenin ben altını çizdim. Bizi tabiattan ve onun zararlarından koruyacak şey de budur. Şimdi okuduk metni, az çok anladık. Neydi? Çok güçlü olmadığımız tabiat karşısında ve bu güçsüzlüğümüzü düşüncemizle kapatmaya çalışmamız. Hemen şıklara bakalım. Ne kadar gelişirse gelişsin insan tabiat karşısında acizdir. Böyle bir şey yok. İnsan o tabiatla başa çıkabilecek şekilde donatılmıştır. Evet bu doğru ama ana fikrimiz bu değil. Aciz olup düşüncemizle öne geçtiğimiz bu da değil. İnsan tabiattan üstün kılan şey onun düşünüyor olmasıdır. Düşünüyor olması ve tabiattan üstün kılan şey bu olabilir. Tabiatın insana oynadığı oyunla insanın başa çıkması zordur. Hayır. Burada da düşünceden bahsedilmemiş. İnsana en güçlü kılan özelliği tehlikelerden korunabilmesidir. Burada da düşünce yok. Diğer sıklarda olduğu gibi. Bunu da eledik. O yüzden cevap C oldu. Bu tarz sorularda metni iyi anlamak lazım. Şey yapmayın yani bu tarz sorularda. Başı okuyup bırakmayın ya da sonu okuyup bırakmayın. Metni okuyun. Ne anlatmak istediğini iyi özümseyin. Acele çözmek tam olarak doğruya götürmez evet. Arkadaşlar. Yani Türkçe'de daha hızlı çözmem lazım demek, daha az okuyarak çözmek demek anlamına gelmez. Ha, ne yapabilirsiniz? Hızlı okuma tekniklerine bakabilirsiniz. O tarz yöntemler kullanabilirsiniz. Ama tamamını anlayarak ilerlemeniz lazım. Yani siz 2022 YKS sınavına girecekseniz örneğin orada da muhtemelen riski atamazsınız. İlk cümleyi okursunuz ama ya devamı neydi ya da evet. Acaba doğru asıl amaca ulaştım mı? Yani buna tam emin olamazsınız. O yüzden hepsini okumak gerekiyor. Bu soruda C oldu. Evet. Şimdi diğer soruya geçelim. Bu da yine bir paragraf sorusu ama biraz daha farklı bir soru tipi. Hangisine değinilmemiştir? Şimdi strateji olarak ben şöyle çözüyorum bu soruları. Değinilmemiştir'i gördüysem olumsuz soru kökünü önce bir şıklara bakıyorum. Ne diyor mesela? Öyküde işlenen konu, değişik türde eser, öykülerindeki cümle yapısı, yerel ağzı kullanmaktaki amaç ve öykülerindeki dilin nasıl kullanıldığı. Hemen hızlı bir şekilde göz gezdirelim. Mesela bunları çok aklında tutuyor musun bu arada bu şıkları? Hepsini tutamıyorum ama tutabildiklerimi tutmaya çalışıyorum aklımda. Bir de bunlarda metni böyle tüm derinliğiyle kavramanıza gerek yok. Sizden zaten olmayanı istiyor. Yani olanı bulacaksınız ama onu çok böyle derin bir şekilde kavramanıza gerek yok. Bulmanız yeterli. Hemen başlayalım. Sanatçı öykülerinde daha çok kırsal alanda yaşayan insanların yaşamını ele alır. Yani burada konuyu bulmuş olduk. A şıkkını bulduk. Onların dertlerine, sıkıntılarına tercüman olmaya çalışır. Anlatımda ise günlük konuşma dilinin inceliklerinden yararlanarak kısa cümleler kurmaya özen gösterir. Nasıl cümle? Kısa cümle. Mesela burada cümlelerle ilgili bilgi var. Ceyhan'ı bulabiliriz. Onun da yanına küçük bir işaret koydum. Devam ediyorum. Aynı zamanda Edirne'yi de bulabiliriz. Çünkü cümle yapısı bize dil hakkında da bilgi verir. Bazen de doğup büyüdüğü yerlerin yerel ağzını sokar öykülerine. Bunu yaparken hiçbir zaman yapaylığa düşmez. Onun yerel ağzı kullanmaktaki amacı. Yani burada neyi gördük? Yerel ağzı kullanmaktaki amacı. Denizli'yi de bulduk. Dilimizin sözcük yönünden ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Mesela farklı eserler yazdığından bahsetmedi. Sadece öykülerinden bahsettik. O yüzden Bursa'yı bulamadık. Cevap B seçeneği oldu. Evet. Burada anlattığımız için biraz daha uzun sürdü ama muhtemelen bu sen denemede çözüyor olsan biraz daha hızlı çözüp evet, bitirmiştin. Daha kısa sürer çünkü kavramama gerek yok yani. Bulmam yeterli sadece. Evet. Şimdi soru tipini değiştirip paragraftan cümlede anlama geçiyoruz. Bu parçadan kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soruda şeye dikkat etmemiz gerekiyor kesin olarak sorularında. Yukarıya kesinlikle farklı bir bilgi eklemiyoruz. Yukarıda ne varsa ona uygun bir şekilde devam ediyoruz. Okuyalım. Hint edebiyatından bir eser daha çevirerek bu edebiyatın ülkemize tanınmasına katkı sağlayan çevirmenin İngilizce, Fransızca gibi batı dillerinden de çevirdiği birçok eser bulunmaktadır. Neymiş? Hint edebiyatından eser çevirmiş ve farklı dillerden de çeviriyormuş. Şıklara bakalım. Çevirmen Hintçe dışında
başka dillere de hakimdir. Bu doğru. Ülkemizde Batı edebiyatı çevirilerle tanınmıştır. Hayır. Bundan bahsetmiyor. Batı edebiyatının nasıl tanındığından falan. Hint edebiyatından bir eser ilk defa çevrilmiştir. Burada bir ilkten de bahsedilmemiş. Bu da yanlış. Çevirmen Hint edebiyatının edebiyatını tanıtan ilk sanatçıdır. Burada zaten bahsettiğim gibi ilklik bir durum yok. Bu da yanlış. Çevirmen Batı dillerinin hepsini bilmektedir. Bundan da bahsedilmiyor. İngilizce ve Fransızca demiş. O yüzden bu da yanlış. Cevap A seçeneği oldu. Ortalama ne kadar zaman ayırıyordun Türkçe, TYT Türkçe çözmeye? Yani TYT, ya da gerçek 2021 sınavında nasıldı? 2021 sınavında ben Türkçeyi çok düzgün çözemedim açıkçası. Çünkü biraz paniklemiştim, yarıda bıraktım, geri döndüm falan. Bunu önermiyorum kesinlikle. Ben paniklediğim için bu hataya düştüm. Ama 45-50 dakika yeterlidir Türkçe için bence. 45-50 dakika iyi bir süre. Yani diğer evet. Matematikten vesaire zaman kazanabiliyorsan, matematik evet. Çok uzun sürmüyorsa 45-50 dakika ayırabilirsin Türkçe'ye. Şöyle, yani zaten dil bilgisini çöze çöze hızlanıyorsunuz. Paragraf sadece vaktinizi alıyor. Cümlede anlam biraz vaktinizi alıyor. Hı hı. Onu da şeyle kapatıyorsunuz işte. Dil bilgisiyle kapatıyorsunuz. Benim taktiğim buydu yani. Dil bilgisini zaman çok kısa sürede çözüyordum. Paragrafa yatırıyordum zaman o süreyi. Şimdi devam edeyim. Dil bilgisine geçtik. Bu parçadaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması, benzeşme, ünsüz benzeşmesi, ünlü daralması ve ünlü değişimi. Bu arada bunları unutmaya başladın mı? Yani şöyle oluyor biraz. Dil bilgisi bence sınav senelerinde gayet aktif oluyor ama sonrasında hı-hı. Artık hani WhatsApp'tan hızlı hızlı yaza yaza artık evet. Bunlar biraz geride kalmaya başlıyor. Hani DDA ayrımını falan hatırlıyoruz ama diğer detaylar evet. Gitmeye başlıyor. Ya ben sınavdan çıkalı daha 5-6 ay olduğu için herhangi bir kaybım yok da sınav konuları konusunda. En azından dil bilgisinde çok bir kaybım yok. Ama matematikte mesela, AYT matematikte unuttuğum konular var. Mesela limit türev integralde bayağı unutmaya başladım. Evet. O yüzden bunlara bol bol çalışıp sınava kadar aktif tutmak lazım. Evet. Şimdi metne bakalım. Ünlü düşmesi. Hemen arıyorum. Bu arada ben bu soruları çözerken hızlı çözdüğüm için, hızlı çözmem gerektiği için daha doğrusu göz gezdirerek kelime bulmaya çalışıyorum. Mesela örnek vereyim. Ünlü düşmesi. Ünlü düşmesi. Hemen bakıyorum. Görebileceğim ilk kelime ne var? Burada yalnız var. Yalnız nasıl oluşuyor? Yalından yalnız. Aradaki I düşüyor. Ünlü düşmesini bulduk o zaman. Ünsüz yumuşaması ve benzeşmesi en kolay bulunabileceklerden. Çünkü günlük hayatta da çok fazla örneğini görüyoruz. Metinlerde de keza öyle. Hatta bunların olmadığı şey çok azdır yani. Evet. Cümle, paragraf falan çok. Aynen. Azdır. Mesela bakıyorum. Burada bir gitti var. Gitti de mesela benzeşme örneği var. Ünsüz benzeşmesi. Devam ediyorum. Fark ederdim. Fark ederdim derken etmekten edmek yani orada D oluyor. Burada da yumuşama var. Şimdi ünlü daralması ve ünlü değişimi diğerlerine göre daha zor bulunabilecek örnekler. Ünlü değişimi bu arada bu da çok böyle bilinen bir dil bilgisi kuralı değil. Ünlü değişimi mesela senden sana, benden bana oluyor. Öyle bir şey bulmaya çalışacağız. Mesela ilk satırda ben var ama bana yok mesela. Devam ediyorum. Dördüncü satırda yine bende var ama tabii bana olması gerekiyordu bunun. Beşinci satırda sana gördüm. Senden sana. E, A'ya dönüşmüş. Burada ünlü değişimi bulduk. Edirne'yi de bulduk burada. Ünlü daralması yok. Ünlü daralmasında size verebileceğim en iyi tavsiye bir your eklerine bakmanız. Mesela your'dan önce genelde daralma olur. Ya da mesela diye. Diye dediğimizde de mesela yiyecek dediğimizde yemekten yiyecek. Demekten diye. Bunlarda da daranma olur. Daha rahat bulursunuz. Şu an yani senin aklında bunların hepsinin kalıbı var aslında değil mi? Örnekler evet. Var. Kalıbı var. O yüzden kelimeyi şıklardan hemen paragrafa gidiyorsun. Hızlı evet. Hızlı bulup işaretleyip geçiyorsun. Evet. Ben de bunu şöyle yapıyordum arkadaşlar. Biraz da farklı bir yöntemle. Paragraftan gidiyordum. Zaten mesela yalnız gibi kelimeler falan daha nadir olduğu için bunu kullanan kişi bilerek kullanıyordur diye düşünüyordum. Onların altını çiziyordum direkt. Yani mesela dimek gibi şeyler varsa evet. Ya da yemek gibi kelimeler varsa bunlarda muhtemelen şey değişimi vardır. Ses olayı vardır deyip oradan işaretliyordum. Ben tersten gitmiş oluyordum yani. Evet ama bu benim zaten genel yöntemim Türkçe için. Soru kökü olumsuzsa önce şıklara bakarım. Şıkları biraz aklıma tutmaya çalışıp metinden tamamlarım sorunun kalanını. Bu daralma için de söylediğim gibi bu diye, yiyecek falan onlara dikkat edin. Bir de your zaten daralmayı en kolay bulabileceğiniz kelimelerdir. Evet. Şimdi bir tane daha dil bilgisi sorumuz var. Bu da çatı, nesne yüklem ilişkisi bakımından farklı olanı soruyor bize. Okuyalım. Bunun için de benim güzel bir yöntemim var. Şimdi geçişli ve geçişsiz. Geçişli olması için onu alabilmesi lazım. Geçişsiz olması için onu alamaması lazım. Mesela hemen deniyorum. Bir yazar yaptığı ile hiç yetinmemeli. Onu yetinmemeli olmuyor. O zaman bu geçişsiz. Yaptığı ne kadar iyi olursa olsun yine de yazdıklarını iyice kontrol etmeli. Neyi kontrol etmeli? Onu. Bu geçişli o zaman. Geçişli olur. Evet. Sürekli ayıklamalı iyi olmayanı. Neyi ayıklamalı? İyi olmayan. Onu alabiliyor yani. Onu ayıklamalı.
Ancak böyle olursa iyi yazmayı başarır. Onu başarır. Ne başarır? İyi yazmayı. Bu da geçişli. Böyle geleceğe kalma şansını artırabilir. Neyi artırabilir? Geleceğe kalma şansını. Onu artırabilir. Bu da geçişli. Hangisi farklıdır diyordu? Bir, A seçeneği o zaman cevabımız. Evet. Bir de Türkçe için verebileceğim birkaç tane ufak tavsiye var. Türkçe'de özellikle anlam bilgisi için ben paragraf mesela her sabah çözerdim. Şöyle bir 25 soru falan. Hem hız kazandırıyordu bana hem de böyle ufak tefek yöntemler geliştirmemi sağladı. Onun dışında da dil bilgisi için mesela her gün çözmenize gerek yok ama düzenli bir şekilde pratik yapmanız lazım. Özellikle hız kazanma konusunda, daha rahat görme konusunda pratik çok önemli dil bilgisinde. Onun dışında verebileceğim bir tavsiye var mı Türkçe için? Kitap okuma, ya gerçi 12. sınıfsanız biraz geç kalmış olabilirsiniz kitap okumak için. Sonuçta bir seneniz kaldı sınava, artık daha sınav odaklı çalışmanız testler lazım. Testler üzerinden girmek evet, daha mantıklı olabiliyor. Kitap okumak yerine açın bir test, daha fazla paragraf çözün. Ama 9-10-11. sınıfsanız kitap okumanızı öneriyorum. Hızlı okumaya bakabilirsiniz. Ömer Faruk'un videolarında vardı. Ben faydalanmıştım zamanında. Benim şöyle bir tavsiyem olur arkadaşlar son olarak. Ben Türkçe çok fazla çalışmıştım. Hatta çalışmanın yarısını Türkçe'ye verdim diyebilirim ve bol bol soru çözmüştüm. Hani paragrafa dair mesela belki çözmediğim kitap çok evet, azdır yani. Hani matematikte falan da elbette soru çözüyoruz ama Türkçe'de biraz daha o mantığını anlayana kadar, bilmiyorum biraz benim yatkınlığım da olabilir ama Türkçe'de zorlanıyordum ilkokuldan beri. Evet, biraz daha fazla emek vermiştim. Ha, buna rağmen sınavda yanlışla yaptım. Senin kaç yanlışın vardı Türkçe'de? Benim 3 yanlışım vardı ve ben de Türkçe'ye çok fazla çalıştım. Özellikle her sabah. Yani toplam yanlışına göre 3 yanlış. Yani tabii ki arkadaşlar 3 yanlış gayet iyi yani. Ama toplam yanlışımıza göre en çok yanlışımızı biz Türkçe'den evet, yapıyoruz. Benim de öyleydi aynı şekilde. O yüzden çok emek vermek lazım. Hani şey gibi düşünmeyin. Yani çok emek veriyoruz ama karşılığını almıyoruz gibi falan düşünmeyin. Bazı dersler daha zor oluyor. Türkçe bunlardan biri benim için en azından. Ya mesela belki ben her sabah 4-5 test paragraf çözmeseydim, sınavda 10 yanlış yapacaktım. 3 yanlış yaptım Türkçeden sadece. O yüzden Ömer Faruk'un da söylediği gibi çalışmanızı küçümsemeyin. Yani olmayacak gibi düşünmeyin. Çalışmaya devam edin. O zamanla olacak bir şey. Hem de zaman konusunda da arkadaşlar herhangi bir derse ayırdığınız süreyi çok arttırmamanız lazım denemelerde. Yani atıyorum Türkçeniz çok uzun sürüyorsa Türkçe çalışmalarınıza biraz daha ağırlık verebilirsiniz. Aynı şekilde matematik için de geçerli. Çünkü bu dersler işin sonunda birbirlerinin sürelerini aslında çalmış evet, oluyorlar. Çok teşekkür ederiz Bora. Hem tavsiyelerin için hem soru çözümlerin için. Sizlere de arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Ben de bu videoda elimden geldiğince Türkçe konusundaki deneyimlerimi ve taktiklerimi size anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.